Herkese merhabalar, Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. Bugünkü dersimiz bilimsel yöntem, aslında bilimsel çalışma basamaklarından bahsedeceğiz. Zaten bu konuyla birlikte hücre ünitesini bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimiz 10 soruda serisi, hücre zarından madde alışverişleri, tabii ki bilimsel yöntemle de ilgili sorular içerisinde yer alacak. Hızlıca bilimsel yönteme bir giriş yapalım. Bilimsel yöntem, bilimsel çalışma basamakları dediğimiz zaman sadece biyolojiyle ilgili konuşmuyoruz aslında. Her bilim dalında çalışmalar yapılarak ilerlenir. Fizikte de çalışmalar yapılacak, matematikte de, ziraatte de, her aklınıza gelebilecek alanda çalışmalar yapılacak. Tabii ki bu çalışmalar yapılırken de belirli basamakların olması gerekiyor. Yapılan çalışmaya, yapılan dala bağlı olarak farklı basamaklar işin içerisine dahil olabilir. Bizim bahsettiğimiz tüm çalışmalarda kullanılan genel basamaklardır gençler. Bir problemin araştırılmasında hangi yöntemin kullanılacağı, tabii ki araştırılan probleme göre farklılık gösterebiliyor. Yapılan çalışmanın dalına göre, bilim dalına göre farklılık gösterebiliyor. Tabii ki o çalışmayı yapan bilim insanının bakış açısına göre de farklılık gösterebiliyor. Bulunulan şartlar da tabii ki basamakların değişmesine sebep olabiliyor. Bir problemi çözmek amacıyla gerçekleştirilen mantık, ölçme, gözlem ve deneylere dayalı sistemli çalışmaların bütününe bilimsel yöntem ismi veriliyor. Bilimsel yöntemin genel basamaklarını en başta bir vereceğim gençler. Sonra bu basamakları açmaya başlayacağız. Öncelikli olarak tabii ki bilimsel bir problemi tespit etmek istiyorsam problemin ne olduğunu anlamak için etrafımda gözlemler yapmam, bu gözlemlerle ilgili veriler toplamam gerekiyor. Gözlem yapıyorum, işte küresel bir problem var. Bu problemin sebebi iklim değişikliği. Tespit ettim problemimi. İklim değişikliği benim problemimdir gibi düşüneceksin. Yani gözlemleri yaptın, verileri topladın. Sonra problemi tespit etmiş olacaksın. Problemi tespit ettikten sonra da bu problemle ilgili geçici bir çözüm yolu önereceksin. Mesela hipotez oluşturacaksın. Bir daha vereyim. Örnek üstünden gideyim. Diyelim ki etrafımdaki insanların kanser hastalığına yakalandığını anladım. Bununla ilgili veriler topladım, gözlemler yaptım, problemimi tespit ettim. Problemim ne? Kanser hastalığı. Sonra buna dayalı bir hipotez oluşturacağım. Hipotez geçici çözüm yoludur. Kanserin sebebi hücre zarının bozulmasıdır diye bir hipotez ortaya attım. Sonra hipotezime dayalı tahminler yapacağım. Tahmin dediğimiz şey de eğerle başlayacak, iseyle devam edecek, dırla bitecek o cümle. Eğer kanserin sebebi hücre zarının bozulması ise tüm kanserli hastalarda hücre zarı bozuk olmalıdır dedim. Tahminde de bulundum. Tahminimden sonra artık kontrollü deneyler tasarlamaya başlayacağım. Yani benim bir kontrol grubum, bir de deney gruplarım olacak. Bir tane keşke elimizde olsa hücre zarını tamir eden ilaç buldum. Bir kontrol grubum olacak dedim ya, onlara ilaç milaç vermedim, izliyorum. İlaç vermediklerimde değişimler nasıl meydana geliyor, hücre sayısı nasıl arttı, vücut sıcaklığında nasıl değişimler oldu gibi. Onları kontrol grubu olarak hiçbir şey yapmadığım zaman ne gibi değişim oluyor, neler değişiyor diye bıraktım bir köşeye. Deney grubu dediğim gruba da hücre zarını tamir eden bir ilaç verdim. Verdiğim ilacın sonucunu değerlendirmeye başlayacağım. Baktım, ilaç verdiklerim iyileşiyor. Demek ki kanserin sebebi hücre zarının bozulmasıymış. Ben bu hücre zarının tamir ettiğim zaman insanlar iyileşti. O zaman benim en başta kurduğum hipotez neydi gençler? Doğruydu. Sonuçlarım eğer hipotezi destekliyorsa deneylerim tekrarlanacak. Ben bunu makaleler yazacağım. Bilim camialarındaki konferanslarda, toplantılarda sunacağım. Ve onlar da bu çalışmaları tekrar edip doğruluğu kesinleştiği zaman benim hipotezim gerçek halini almış olacak. Ama aksi bir durum da yaşanabilirdi. İlaç verdiğim grupta, kontrol grupta birebir aynı olarak ilerledi. Demek ki hücre zarının bozulması kanserin sebebi değilmiş. Benim başka bir hipotez ortaya atmam gerekiyor. Tekrar gözlem yapmama, problemi tespit etmeme gerek yok. Problemim zaten belli. Eğer sonuçlarım hipotezi desteklemiyorsa ne yapacağım? Hipotezimi yeniden oluşturacağım. Diyeceğim ki
Kanserin sebebi protein sentez mekanizmasının bozulmasıdır. Bu sefer protein sentez mekanizmasını düzeltme ile ilgili çalışmalar yapacağım. Tahminde bulunup kontrollü deneyler oluşturacağım. Gençler, şimdi bunları açmaya başlayalım. Şimdi gözlem neymiş? Duyu organları veya başka araçlar yardımıyla veri toplama sürecine gözlem ismini veriyoruz. Bizim bir nitel gözlemlerimiz, bir de nicel gözlem adını verdiğimiz gözlemlerimiz var. Nitel gözlemler sana, bana, ona, buna göre değişebilen, duyu organlarımızı kullanarak elde ettiğimiz gözlemlerdir. Nicel gözlemlerde ise biz ölçme aletlerini kullanıyoruz. Ölçme aletlerini kullandığımız için sana, bana, ona, buna göre bu gözlem değişmiyor. En basit örnekten söyleyelim. Ben diyorum ki bugün hava sıcak. Sen diyorsun ki ya hocam nesi sıcak? Aslında bir mont giysek iyi olurdu. Bugün hava soğukmuş. Ne oldu? Hava sıcak, hava soğuk, hava ılık gibi kavramlar duyu organlarımızla ölçtüğümüz kavramlardır. Sana, bana, ona, buna göre değişti. Ama ben sana deseydim ki hava bugün 20 santigrat derece. Sana da 20 santigrat, bana da 20 santigrat derece olacaktı gençler. Nicel gözlemler sana bana göre değişmedi ya. O yüzden nitel gözlemlere göre daha güvenilirdir. Elimde bir tane tüp var. Tüpün içerisindeki sıvıya ben mavi diyorum. Sen diyebilirsin ki ya hocam aslında mavi değil, hafif rengi yeşile de kaçıyor. Sana bana göre renk duyu organıyla algıladığımız için değişiklik gösterebiliyor. Birkaç tane örnek vereceğim gençler. Balkonun uzunluğu 10 adım. Şunu söylemedim. Rakam görünce niceli yapıştır, rakam görmüyorsan niteli yapıştır demiyorum. Çünkü adım, karış, parmak hesabı yaptığın zaman herkesin adımı birbirinden farklı olabiliyor. Kağıdın uzunluğu, benim ellerim koca koca, 1, 2, işte 2,5 karış. Ama senin ellerin minnaksa sana göre 3 karış olabilir. Rakamı gördün diye illaki niceldir diye bir şey yok. Balkonun uzunluğu 10 adım. Adımı büyük olan var, küçük olan var. Bacak boyumuz birbirinden farklı. O zaman bu bizim için nasıl bir gözlem olacak gençler? Nitel. Hava sıcaklığı 30 santigrat derece. Ölçme aleti kullanmış. O zaman bu gözlem nicel olacak. Küpün hacmi 64 metre küp dediğimiz zaman ölçme aletiyle ölçmüş. O zaman nicel bir gözlemdir. Sıvının rengi mavi. Ya hocam turkuaz, yok bilmem ne yeşili, yok bilmem ne mavisi diyebilirsin. Haliyle bu bilmem ne dediklerimiz nitel gözlemdir. Deniz tuzlu kime göre? Akdeniz Karadeniz'e göre mi? Karadeniz ne bileyim bir göle göre mi tuzlu? Tuzluluk oranı da tabii ki nitel bir gözlemdir. Ağacın boyu 30 karış. Kimin karışına göre 30 karış? O zaman bu da bizim için nitel bir gözlemdir. Gözlemlerden elde ettiğimiz sonuçlara da tabii ki veri, çıkarım ismini veriyoruz. Gözlemlerimi yaptım, problemimi tespit ettim. Artık bir hipotez kurmam lazım. Hipotez de benim geçici çözüm yoluymuş. Yolunmuş. Hipoteze baktığımız zaman da tabii ki sahip olması gereken belli özellikler var. Ben bir hipotez ortaya attım. Arkasından tahminde bulunamıyorum. Arkasından kontrollü deney yapamıyorum. Arkasından gelebilecek bir çalışma yok. O zaman bu iyi bir hipotez değildir. Eldeki verileri tabii ki iyi bir hipotez olması için kapsamalı. Bugüne kadar yapılan çalışmalar var. Çalışmalar birbirlerini tamamlayarak ilerlerler gençler. Üniversiteye gittiğinizde tez hazırlayacaksınız. Çoğu bölümde tezler olur. Tez dediğimiz şey aslında bilimsel çalışmalardır. Bu tezler daha sonra literatüre kaydedilir. Bilimsel çalışmalar birbiri üzerine ilerleyebilsinler diye. Ben bir tane araştırma yapıyorum. Diyorum ki işte patatesler açıkta bırakılınca kararıyor. Patateslerin neden karardığı ile ilgili bir çalışma yapmak istiyorsam daha önce bu patates bitkisiyle ilgili yapılan çalışmaları literatürde araştırmam gerekiyor. Belki adamın bir tanesi, kadının bir tanesi çalışma yaptı. İlerledi. Daha sonra o zamanın teknolojik şartlarından dolayı, o zamanki bilimsel çalışmanın varoluş şeklinden dolayı çalışması bir yerde tıkandı. Benim onun çalışmasını buraya kadar getirmiş, bilmem ne boyama tekniğini kullansaydı, bilmem ne mikroskobundan baksaydı devamı gelirdi deyip o kaldığı yerden devam ettirebilme şansım oluyor gençler. Ki bununla ilgili çok mükemmel örnekler var, somut örnekler de var karşımızda.
Teknoloji gelişmemiş. Adam daha önce o hücreyi incelemiş. 50 yıl önce belli bir noktaya kadar çalışmayı getirmiş. O noktada kalmış, literatüre yazmış. Böyle böyle olduğu için böyle böyle olmuştur. Çalışma bu noktada sonlanmıştır. Benim de onunla ilgili çalışma yaptım. Literatür taradım. Aa, falanca tekniği kullansaydı sonucu elde ederdi dedim. Oradan devam ettiriyorum gençler. O yüzden literatür bizim için çok önemlidir. Eldeki verileri kapsamalı, daha önceki yapılan çalışmaları da değerlendirmiş olmalı. Yeni verilere de tabii ki açık olmalıdır. Denenebilir olmalıdır. Ben bir hipotez ortaya attım. Hadi bakalım kim ucundan tutsun şeklinde bir hipotez olmaz. Bununla ilgili çalışma yapılabilecek bir hipotez olması gerekiyor. Hipotezimi kurdum. Arkasından ne yapıyormuşum? Tahminde bulunuyormuşum. Eğer kanserin sebebi hücre zarının bozulması ise tüm kanserli hastalarda hücre zarı bozuk olmalıdır. Eğer patatesin açıkta bırakıldığında işte kararmasının sebebi bilmem ne pigmentindeki bozulma ise tüm kararmış patateslerde bu pigment bozuk olmalıdır gibi uzun bir tahminde bulundum. Daha sonra kontrollü deneyler yapmaya başlayacağım. Bir kontrol grubum, bir de deney gruplarım olacak. Kontrol grubum herhangi bir parametresini değiştirmediğim, olduğu gibi bıraktığımda ne olduğunu gözlemlediğim gruptur. Deney grubu dediğim gruplarda ise birer tane parametreyi değiştiririm. A ilacını verdim, B ilacını verdim, yemek vermedim, su vermedim gibi bir tane parametreyi değiştirdim. Çalışmayı gözlemliyorum. Kontrollü şartlar altında yapılan hipotezi test etmek için gerekli bilgilerin toplandığı araştırma sürecine kontrollü deney ismini verdik. Bir kontrol grubumuz varmış. Tüm şartları sabit tuttuğumuz uygun koşullara sahip grup. Deney grubu olayı etki ettiği düşünülen faktörlerden bir tanesinin değiştirilmesiyle oluşturulan gruptur. Kontrol grubu ile deney grubu karşılaştırılarak tabii ki sonuca varmış olacağız. Kontrollü deneylerde ortam şartlarından sadece bir tanesini değiştiriyoruz. Değiştiğinde deneyin sonucunu etkileyen faktöre bağımsız değişken dedik. Bağımsız değişkene bağlı olarak değişen faktöre ise bağımlı değişken ismini veriyoruz. Biraz tekerleme gibi olduğunu biliyorum. O yüzden bunun için bir örnek sayfası koydum gençler. Bağımlı değişkenin, bağımsız değişkenin üstünde duracağım. Kontrollü deney yaptım. Kontrollü deneyim hipotezimi desteklerse başka bilim insanları da çalışma yaptı. Evet, bunu yaptığı doğrudur. Biz de bizim laboratuvarda yaptık, bu sonuca vardık derse benim yaptığım çalışma gerçek halini alacak. Ama kontrollü deneyim hipotezimi desteklemeyebilir. O zaman ne yapacağım? Hangi basamağa geri döneceğim? Sorularda yazıyoruz. Eğer yapılan çalışma hipotezi desteklemezse aşağıda verilen basamaklardan hangisine dönülür? Hipotezini değiştireceksin. Bir daha problemi tespit etmene gerek yok. Zaten problemi biliyorsun. Bağımsız değişkenle bağımlı değişkene bakalım. Şimdi kim bağımlı değişken, kim bağımsız değişken? Diyelim ki bir tane bilim insanı bir çalışma yapıyor. Üç tane özdeş bitkiyi aldı. Deney düzenekleri oluşturdu. Birine güneş ışığını, birine mor ışığı, birine de yeşil ışığı verdi. Güneş ışığı verdiğinin bir süre sonra 2 santim büyüdüğünü gözlemledi. İkinci bitkinin yani mor ışığı verdiğin 4 santim büyüdüğünü gözlemledi. Yeşil ışığı verdiği bitkinin de atıyorum işte 1 santim büyüdüğünü gözlemledi. Bağımsız değişken ve bağımlı değişkeni bana sorduğu zaman bir kere güneş ışığına bıraktığı şey hangi grubumuzdur gençler? Kontrol grubu dediğimiz grubumuzdur. Tek fark burada ne? Güneş ışığı. Su aynı, sodyum aynı, potasyum aynı, magnezyum aynı oranda hepsine verilmiş. Bir tek ışık farklı. Bu benim kontrol grubum. Şu ikisi birden de hangi grubum? Deney grubu dediğimiz gruplar. Buradaki bağımsız değişken benim yaptığım değişken, benim değiştirdiğim değişken bağımsız değişkendir. O yüzden bağımsız değişken ışığın rengi, ışığın dalga boyu diyebiliriz. Bağımsız değişkene bağlı olarak değişen şey ne burada? Bitkinin uzama miktarı. Bu 2, bu 4, bu 1 santim uzamış. Uzama miktarı o zaman bağımlı değişkendir. Hemen uzama miktarı olarak da yazıyoruz gençler. Ya da güneş ışınlarını değiştirdi.
fotosentez hızlarını bana verdi. O zaman verdiğin ışığa bağlı olarak değişen şey ne? Fotosentez hızı. O zaman benim bağımlı değişkenim fotosentez hızı olacaktır. Deneyi yaparken senin değiştirdiğin bağımsız. Onu zaten sen değiştirdin. Onu değiştirmene bağlı olarak ne gibi bir değişiklik oldu? O ise bağımlı değişken dediğimiz değişken oluyor. Kanunla teoriden de bahsedelim gençler. Artık bu kavramları birbirine karıştırmıyoruz. Teoriler zamanla kanunlara dönüşür demiyoruz. Teori başka bir şey, kanun başka bir şey gençler. Bilimsel kanunlar bir olayın belli şartlar altında nasıl gerçekleştiğini tarif ediyor. Yani kanun dediğin şeyin sabit olmasının sebebi, onun hangi şartta gerçekleştiğini, nasıl gerçekleştiğini açıklıyor. Adam diyor ki ben yer çekimi kanununu buldum. Kimse bu kanunu değiştiremez. Neden? Dünyada hava sıcaklığı şuyken, atmosfer koşulları buyken, yerden yükseklik buradayken yukarıdan bıraktığım cisim yere düşer diyor. Şartlar belli. Adam uzayda yere bırakılan yere düşer demiyor ki. Uzayda attığın şey yere iner demiyor. Ne yaptı? Şartları oluşturdu. O yüzden bunlar değişmiyorlar. Aynı şey işte Mendel kanunları için de geçerli. Bu özelliğe, bu özelliğe sahipler bir araya gelirse bu oranlar ortaya çıkar diyor. Teori dediğimiz şey ise neden olayın gerçekleştiğini açıklıyor. Doğada gerçekleşen olaylar hakkında yapılan açıklamalardır. Arkasında güçlü deliller bulunur. Teoriler bir olayın neden gerçekleştiğini açıklar. Tabii ki teknolojik gelişmelere bağlı olarak teoriler değişebilir. Hücre teorisi dediğimiz bir teoriden bahsettik. Canlının en küçük yapısal işlevsel birimi hücredir dedik. Tüm canlılar var olan hücrelerin bölünmesiyle oluşmuştur dedik. Metabolik olaylar hücre içerisinde gerçekleşir dedik. Böyle beş maddelik bir hücre teorisi anlattık size. Teknoloji gelişti. Yeni mikroskop buldular, yeni boyama tekniği buldular, yeni bilmem ne buldular. Hücre teorisi değişebilir. Keza gen kromozom teorisi değişebilir. Teoriler zamanla arkasında deliller bulunursa, ispatlanırsa kanunlara dönüşmez. İkisi birbirinden farklı kavramlar gençler. Devam ediyorum bir tane soruyla. Bilimsel bir çalışma sırasında basamaklarının uygulanma sırası hangi seçenekte verilmiştir diyor. Şimdi baktığımız zaman öncelikli olarak veri ve gözlem yapmam gerekiyordu. Arkasından ne yapacaktım? Problemi tespit edecektim. Problemimi tespit ettiğim zaman problemime dayalı bir hipotez yani geçici çözüm yolu önermem gerekiyordu. Hipotezimi de oluşturduktan sonra sıra neye geliyordu? Tahminde bulunacaktım. Tahminimi de kontrollü deneyler yaparak doğrulamaya çalışacaktım. Unutmuyorsun. O zaman 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 Edirne'ye cevabımız düşmüş oldu. Bir tane daha soru çözelim derken sen çöze gelmişiz gençler. Sen çöze cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Bir sonraki derste görüşmek üzere.